Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Yeni oyuncular en güçlü süvariyi en hızlı şekilde, en doğru şekilde nasıl oynarlar? Bunları anlatacağım sizlere. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Haydi o zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok fazla süvari komutanı var, çok fazla komutan var ve biz minimum heykelle maksimum güce nasıl ulaşırız bunu planlamamız gerekiyor. Bazı komutanlar gücünü kaybediyor demeyeceğim ama yani bazıları daha iyi. Geçmişten yarım komutanlar yapabiliriz, bazı komutanları yarım olarak kullanabiliriz. Yarım olarak ve full olarak kullanıp maksimum verim ulaşacağımız bir sistemi inşa etmek istiyorum sizle beraber. Oyunun başındasınız. KVK1'e gireceksiniz. Bu oyunu daha yeni çözüyorsunuz. VIP'ye gidiyorsunuz hemen. Heykelinizi biriktiriyorsunuz. Oyuna süvari oynuyorsunuz. Süvari oynadığınız için ilk başta size görebileceğiniz komutanlar tabii ki altın anahtardan çıkan Çarça, parayla alabileceğiniz Minamoto. Minamoto'yu asla almıyorsunuz. Siz çünkü Minamoto artık pahalı. Sizin bütçenizi aşan bir komutan. Sonra ilk defa Çarkı Felek'te gelecek Cengiz Han'ı göreceksiniz. Cengiz Han da bizim için iyi bir komutan değil. Müze buff'ı olsa da artık Çağçağ'ın güzel bir müze buff'ı var. Ama Çağçağ da sizin full olmayacağı için, hemen heykelleri gelmeyeceği için, heykelleri buna da basmayı sakın ha sakın düşünmeyin. Yani bende bir komutan fulleyecek daha heykel varmış Çağçağ'a ama bu fullendikten sonra geliyor. Siz süvarisiniz, oyun başında es geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir komutana yatırım yapmıyorsunuz. Heykelinizi biriktiriyorsunuz. VIP 10, VIP 12, VIP 14 oluyorsunuz. V5 açmadan önce muhakkak VIP 14 oluyorsunuz. Her gün 3 sarı heykel cebinize koyuyorsunuz. Şimdi peki ama ilk KVK'da ben ne yapacağım? Bu kadar hiçbir komutanı yapmayacağım da. Arkadaşlar size zaten Baybars gelecek. Belisarius gelecek. Belisarius, Baybars, farm kes, sağdan sola atla. Soldan sağa atla. Oyna. Sun tuzu var morlardan. Sun tuzuyla belki yarım martel, artık heykelden ne kadar çıkarsa iki becerisini 5 dediniz, bunu oynarsınız. Ya da Çağçuan'ın ilk becerisini 5 demeyi başardınız. 60 tane Çağçuan heykelini buldunuz. İlk becerisi 5. Çağçuan'la Baybars vesaire oynuyorsunuz. İlk KVK'yı böyle geçiyorsunuz. Sizler oyunun istisnasız her zaman herkesin yapacağı ilk komutan olarak arkadaşlar YSG'yi fulleyeceksiniz. Süvari, piyade, okçu fark etmeyecek. Bu YSG'yi hepinize fulleteceğim. Neden? YSG'nin çoklu barbar kesmesi var. Barbar leşi benim 6 milyar 700, 6 milyar 800 gördüğünüz gibi. Sınırsız hız kasmak için YSG size şart. YSG'siz bu oyunu iyi seviyede oynayamazsınız. Şehriniz KVK'da çoklu barbar, krallıkta çoklu barbar kesmek için YSG'ye ihtiyacınız var. En basit örneği size şunu göstermek istiyorum hemen. Ethelflaed'e de tabii ki barbar kesmeye çalışabilirsiniz ama diyelim sizin Lohar'ınız var. Lohar güzel can basan bir komutandır arkadaşlar. En baştaymış. Evet. Lohar YSG. D5 de değil. D4. Okçu, piyade, süvari fark etmez. 120 bin okçu seçiyorum. Bakın. Saldırıyorum. Şu tarz Paskalya gibi etkinlikler geliyor. 7K elması 35 sarı kafa veren etkinlikler ya da bunu klanla yükselttiğimiz. Buradan bu süsleri bulabilmemiz için, şuradaki süsleri bulabilmemiz için yapmamız gereken tek şey barbar kesmek, kaynak toplamak. Şehrimizde yarım kaynak toplamak veya barbar kesmek. En kolayı da barbar kesmek. Barbarı en rahat nasıl keseriz? Krallıkta bile bu etkinlikleri yapmak için kolay yöntem. Lohar YSG. Yani şöyle şekil A, gördüğünüz gibi 3 tane barbarı aynı anda kesiyorum. Yani sizler süvari de oynasanız YSG'den devam edeceksiniz arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. 700 heykel YSG'ye harcadık. Ondan sonra bu oyunun gelmiş geçmiş en büyük kanlı valisi Saladin valisi gelecek. Her zaman için oyunun en tartışma üreten, krallıkları yok eden, krallıkların dağılmasına sebep olan gelmiş geçmiş en kanlı vali Saladin valisi oluyor.
Saladin Vadisi'nden 10 tane heykel alacaksınız bir şekilde. 3 becerisini 5 Saladin yapacaksınız. Asla fullemiyorsunuz. Daha fazlasına uğraşmıyorsunuz. 3 becerisini 5 yapmak için de Saladin'e 400 tane heykeliniz gidecek. Ondan sonra KVK 2'nizi nasıl oynayacaksınız? Hemen onu söyleyeyim. Arkadaşlar Saladin YSG KVK 2'de kral. Bu oyunun en kral komutanlarından. KVK 3'e geleceksiniz. Oyunu nasıl oynayacaksınız? Yine Saladin YSG oynayacaksınız. Saladin artı YSG. Bu sizin ana savaş gücünüz. Saladin tank ölmez. YSG 5 kıtaya birden vurur. İkisi beraber güzel bir kombinasyon. KVK 2 ve 3'ünüzü Saladin'le savaşarak geçireceksiniz. Ha, bu sırada çağçuğanız kıvama gelmiştir. Belki Saladin çağçuğa denersiniz. Suntuz YSG denersiniz. Farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Oraya karışmıyorum. Ama size ana main en güçlü ordu olarak Saladin artı YSG'yi kullandırıyorum. Ve sadece 300-700 bin heykele siz KVK 1-2-3'ü es geçmiş oluyorsunuz. Artık KVK 4 fetih sezonuna geldiniz. Cebinizde bir sürü heykel birikti. Ve artık en yeni nesil komutanlarla oynamak istiyorsunuz. Belki bu videoyu 3 ay önce çekseydim. İşte sadece Nevsky'yi fulleyecektiniz. Juan olmayacaktı hayatınızda. 6 ay 1 sene önce çekseydim. Xiang'ı fulleyecektiniz. Nevsky olmayacaktı hayatınızda. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bundan 6 ay sonra izleyecek olan arkadaşlarımız da en yeni süvari belki adı neyse artık Ahmet Mehmet olur. Belki Halit Bin Velid olur. Yavuz Sultan Selim olur. Onu söyleyeceğiz yapın diye. Bundan sonra siz artık en iyi oyuncularla denksiniz arkadaşlar. Çünkü tek komutan Saladin YSG her şeyi oynadınız. Saladin YSG neredeyse sarı, mor. Yani sarı bile yapabilirsiniz 300-350 günde. KVK çünkü 4-350 günde gelecek size. Ve birikmiş olan heykellerinize ne yapacaksınız? Hemen şunu söyleyelim. Yarın bir Xiang yapacaksınız. Bulunduğunuz KVK'nın zayıflığına, zorluğuna göre değişir. 2 becerisi 5 Xiang. Ondan sonra ne kadar heykeliniz var? Geri kalanına Nevsky'yi fulleyeceksiniz. Nevsky, Xiang 2 tane en baş komutanı yaptınız. Ve dönelim arkadaşlar. Ne yapalım? Hayatımıza bir de bizim Fatih diye bir komutan giriyor. Fatih Sultan Mehmet. Bu oyuna ilk gelmiş çok güçlü bir komutandı. Sonra acayip bir nerf yemişti. Zayıf kalmıştı. Şimdi tekrar müze buff'ı sayesinde bize çok güçlü bir komutan olarak Fatih Sultan Mehmet geri döndü. Artık istisnasız herkesin kullanacağı kompta tartışmasız bir komutan olarak yerini aldı. Fakirin Honda'sı diyebiliriz Fatih Sultan Mehmet için. Hatta daha da iyi. Müze buff'ını hemen göstermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in çift müze buff'ı arkadaşlar. Bakın. Birliklerin sağlığı %30, beceri hasarı ise %10. Çok absürt bir güç getiriyor bize Fatih Sultan Mehmet. Richard'lar, Martell'ler, Elsit'ler, diğer komutanlar bu kadar yüksek buff vermiyor. Ama Fatih'in becerisi artık alanda kesinlikle kullanabileceğimiz bir beceri seviyesine ulaştırıyor Fatih'i. Fatih'i neden kullanabilirsiniz dedim. Fatih'iniz kaç kaç olursa kullanabilirsiniz peki. Hani full olması gerekiyor mu onu söyleyeyim. Fatih'inizin full olmasına da asla gerek yok. Çünkü Fatih'in ilk iki becerisi bize yetiyor arkadaşlar. İlk becerisi 1150 vuruyor. Ben fulllediğim için burada 1350'ye artıyor. Uzmanlığı sadece 200 nükle damage artırıyor. Uzmanlık Fatih'e çok bir şey katmıyor. Bir komutanı Fatih özellikle uzman yapmanız sadece sizin 200 tane nükle damage'inizi artırıyor. Bunun için de heykel vermenize gerek yok. Dördüncü becerisi kıta kapasitesi veriyor sadece. Yani ben 230 bin çıkabiliyorsam sen dördüncü becerisi 2 ise 214 bin çıkarsın. Yani 15 bin benden az çıkarsın sadece. Üçüncü becerisi ise asla bizim işimize yaramıyor. Alanda, meydanda asla işe yaramıyor. Hatta rallilerde de işe yaramıyor. Sadece şehirlere saldırdığımızda işe yarıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'i 5-5 1-1 kullanabilirsiniz. 5-5 1-1 haliyle full hali arasında hemen hemen hiç güç farkı yok. Tabi kıta kapasitesinden şuradan biraz güç farkı var. 5-5 1-5 yapabilirseniz neredeyse full diyebiliriz Fatih'i. Xiang'la Fatih'i kullanıyorsunuz. Nevsky ile de arkadaşlar sevdiğiniz artık bir komutanı YSG'yi belki kullanıyorsunuz. Saladin'le YSG ya da diyelim Xiang Nevsky ile de Çağçuay'ı kullanacaksınız. Böylece sizi 3 kıta meydana indirebildim. 2 kıta mı oynamak istiyorsunuz? Tek kıta mı oynamak istiyorsunuz? Xiang Nevsky bu oyunun
ikili olarak süvaride en top noktası diyebilirim. Anti'ye mi giriyorsunuz? Kahraman Marşı oynuyorsunuz. Karanlık Sunağı gireceksiniz. O zaman Xyang Nevsky kullandığınız zaman sizden iyisi yok. Hepsi full sarı yaptığınız an sizden güçlüsü yok arkadaşlar. Yani süvari en top noktada mı oynamak istiyorsunuz? Minimum kelle böyle oynayabilirsiniz. Ha, VIP 14 daha önceden oldunuz. Çarkı felekten biraz da gittiniz. Komutan heykeli çevirdiniz. Ne yaptınız arkadaşlar? Becerebilirseniz bir Juan da yapmayı başardınız. Nevsky Juan yaptınız. Xyang Fatih yaptınız. Saladin Aethelflaed, Saladin YSG yaptınız. Böylece 3 kıta daha güçlü oynadınız. Ya da yarım bir William yaptınız. Artık burada ne kadar heykeliniz kalmış bu size bağlı. Hemen Saladin William yaptınız. Nevsky Juan yaptınız. Xyang Mehmet yaptınız. Oyunda süvari oynayan insanlar arasında en güçlü noktaya ulaşmış oluyorsunuz. Ha, eski oyuncularda hangi süvariler daha oluyor? Attila Taked oluyor. Mauri oluyor. Ne bileyim Garnizon yapmış oluyor. Başka başka Cengizhan yapmış oluyor ama hiçbir zaman kullanmıyor. Bu tarz komutanları zaten siz az kıt oynayan insanlarda meydanda göremezsiniz. Ya siz fetih sezonunuza geldiğiniz zaman zaten sınırsız RSS'niz, sınırsız hızınız yok arkadaşlar. T5 açmak için hız harcamışsınız, kaynak harcamışsınız. O kadar büyük farm hesaplarınız yok. Kendinize çok fazla kaynak sağlayamıyorsunuz. 5 kıta meydanda akacak kadar çok uzun süre savaşamıyorsunuz. Oyunda sizden zaten 5 kıta deli deşe savaşmanızı da hemen krallık sizden beklemez. O yüzden oynayabildiğiniz en minimum komutanla maksimum seviyede oynayacaksınız. Bunu da neden minimum ve maksimum olarak belirtiyorum onu da söyleyeyim. Siz 5 kıta oynamak isteseniz bile ne dedik? Saladin YSG, Saladin Çağçoğa, işte Saladin'le siz idare ettiniz yarım komutanla. Saladin'e sarıları yaptınız. Sonra gittiniz mor yaptınız. Üçüncü kıtanıza da mor yaptınız. Abi dördüncü kıtanıza yeşil ekipman takacaksınız oynamak için. Beşinci kıtanıza yeşilli mavili takacaksınız. Full sarı oynamaktansa yeşilli mavili oynamak komutanınız olsa bile sizi tatmin etmeyecektir. Sizi meydanda zayıf bırakacaktır. En güçlü oyuncularla denk olmak için ekipmanınızın da aşağı yukarı denk olması lazım. Bu sarılarda şansınız kritik atar atmaz. Önemli değil artık. Oraya yapacak bir şey yok. Ama siz iki kıta full sarı rahatlıkla ekipmanlarınızı ayarlayarak fetih sezonuna getirerek oynayabilirsiniz. En güçlü süvariyi bu şekilde meydanda oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda en güçlü piyadeyi, sonra en güçlü okçuyu ve en güçlü karmayı nasıl oynarsınız onları anlatacağım. Ama bana şöyle gerçekten destek olmak için videoyu beğenip sizler de alta kendi yorumlarınızı yazın. Kompu beğendi, nasıl bulduğunuzu anlatın. Kendi komplarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.